Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Burak. Bugün sizlere hem endeks analizi yapacağım arkadaşlar, hem de sizlerin bana AliExpress ile alakalı sormuş olduğunuz soruları cevaplayacağım. Öncelikle videoya şimdiden bir like, bir de kanalıma da abone değilsiniz arkadaşlar, abone olmayı unutmayın. Bana sorularınız varsa arkadaşlar Instagram'dan değil de bu videonun altına yorum yaparak sorabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan sorduğunuz sorulara geri dönüş yapmıyorum. Herkesin görmesi için arkadaşlar YouTube'daki yorumlar kısmını yapıyorum arkadaşlar. Herhangi bir videoma yorum yapabilirsiniz. Bu arada 2 gün önce bir videolar paylaşmıştım. İstanbul'la alakalı arkadaşlar, vlog tarzında böyle kısa 2-3 dakikalık o videolara da bakabilirsiniz. Güzel videolar, eğlenceli, vakit geçirebilirsiniz bir 2-3 dakikalık. Yani güzel. Evet, şimdi ilk başta Harry Race'in bir dakika bir sayfayı yenileyelim. Belki yeni sorular vardır. Genellikle arkadaşlar videolu şekilde yanıtlamayı daha çok seviyorum. O yüzden de sorular geldikçe, biriktikçe videolar çekiyorum. Evet, Harry Race 23 dakika önce. Bir sorum olacak. Biliyorum video ile alakasız ama AliExpress Kargo'm bugün gümrük muayenesi başladı. Mesajı verdi ve birkaç saat sonra PTT'den mesaj geldi. Ancak muayene tamamlandı, mesajı atlandı. Nedeni nedir? Aga işte geçmiş ya, gümrükten geçmiş, PTT'ye gelmiş. Sıkıntı yok, devam. Biraz bekle paketin adresinde. Fazla sorgulama, ben de bilmiyorum ya nedenini. Olabilir, olabilir. Sıkıntı yok. Anketim vardı arkadaşlar. Eğer bugün seçim olsa oyunu kime atarsın hakkında bir anketim vardı. Buna oy kullanabilirsiniz. Beytullah Kara, order closed. Aga order kapalı, sıkıntı. Büyük ihtimal satış herhalde kapatılmış. Yolla diyor. Büyük ihtimal satıcı kargoyu yollamamış herhalde. Bu biraz daha detay. Biraz daha detay vermesi lazım Beytullah Kara'nın. Anlamadım yani. 4 gün sanırım 4 gün olmuş kargo çıkmış. Sipariş verildi veyahut da biraz daha detaylı ve daha net olacak şekilde, ben de anlayamadım. Büyük ihtimal siparişle alakalı bir sıkıntı var. Satıcıdan kaynaklı olabilir. Evet, Aylin Zaman. Evet, bu ankete oy vermiş. Burak Bey, ben ilk defa AliExpress ürün aldım. 20 ürün aldım. 15'i Türkiye'ye gümrükte kaldı. Bunları almam için ne yapmam lazım? Aga Sena, sana Alex sana gümrükten maille ulaşacaklar. Tamam mı? SMS'te de bir haber verebilirler. Maille garanti yolluyorlar arkadaşlar. Maille bilgilendirme mesajı, bilgilendirme açıklaması yapacaklar. Gümrük müşaviri tutman lazım. Onun aracıyla çekersin. Ama adet sınırını aştığın için yüksek ihtimal ürünler gümrükte kalacak. Alamazsın bence. Bir öyle denersin. Olmadı, iade süreci başlatırsın AliExpress. Kabul eder mi? Etmiyor ama inşallah ettirirsin. Bir şekilde ettirmen lazım. Replika LV çanta almıştım. Gümrüğe takıldı. Geri yollandı. Ha, bu arkadaşın ikisini geri yollamıştır. İyi. Bak, geri yollama olayları da böyle nadir de olsa duyuyorum arkadaşlar. Güzel bir açıklama. Yani. Güzel yani. Güzel. Kavga çıkarmak gerekiyor. Vay be, yere gittin, şaşırdım dedim zaten buraya. Genelde el koyuyorlar dedim. Kavga çıkardı. Kavga çıkartmak gerekiyor demiş. Büyük ihtimalle kavga çıkardı herhalde. Evet hocam, ben vergi dahi sipariş verdiğim siparişim şu an gümrükte kabul edildi. Ücretler kısmında baktığımda gümrük vergisi 35 TL, gümrüğe sunma ücreti 22 TL gibi ücretler var. Ne ücretler? AliExpress tarafından adıma ödenmiş mi oluyor? Sanki ben ödemeyi yaptığım için bu vergi ücretlerinin olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, olmaması gerekiyor. İşte gümrüğe girmiş adamlar, ben baktım diye ücreti alıyorlar işte. 22 lira gümrük sunum ücreti ve 2.2 lira da damga vergisi arkadaşlar. O şekilde olabiliyor böyle durumlar. Ne yaparsın? AliExpress'te itiraz açarsın gümrük vergisiyle alakalı. Belki geri ödeme yaparlar. Ya sıkıntı yani arkadaşlar. Adamlar da bize kabahat buyuruyor. Sizin gümrüğünüz problemi. Benimle alakalı bir durum yok diyor. Öyle bir sıkıntılar işte. Adamlar da haklı bir yandan. Abi 17.34 Euro'luk ürün aldım. Gümrüğe takılır mı? 375 TL'ye denk geliyor. Takılmaz. Çünkü 150 Euro'nun altında. Takılmaz. Evet, kıyafet almayı düşünüyorum. Mesela ben tişört mü, kot, 32 beden giyiyorum. Bu sitede M bedenin karşılığı yine aynı mı? Şöyle, genellikle kıyafet satan satıcıların ya ürün fotoğraflarında ya da açıklama kısmında ürünün ölçüleriyle birlikte bedenini Avrupa'ya göre standart üretiyorlar arkadaşlar. Onun ölçü tablosunu koyuyorlar. Eğer koymazlarsa satıcıya belirtin, beden numaralı ölçülerini öğrenmek istiyorum diye size yardımcı olurlar. Ben bu ölçülere dayanarak çok sipariş verdim arkadaşlar. Benim bu AliExpress maceram 2017'den beridir devam ediyor. Son 3 yıldır
2021'de en son bu artık. 2021'de bir rahatlıkla bir sipariş vermiştim. Sonra 2023 içerisinde sipariş verdiğimi hatırlamıyorum. 2022'de sipariş verdim. Ama elbise siparişi vermemiştim vesaire. Yani arada bir kullanıyorum. Hatta yakın zamanda sanki bir oradan Bluetooth kulaklık alacağım diye düşünüyorum arkadaşlar. Bu ANC özellikle, yani dışarıdaki sesi içeri yansıtmama özellikle kulaklık almayı düşünüyorum. Hatta bir tane videomda hangi kulaklığı düşündüğümü göstermiştim. O şekilde. Elbise alınır mı? Alınır bence. Ucuz alınır. Genellikle pahalı. Ama çok güzel ürünler var ya elbise kategorilerinde. Güzel ürünler var. Benim bu her zamanki giydiğim şey vardı. Bak mesela şu anki profil fotoğrafında da var arkadaşlar. Hatta şuradaki resimde de var. Kırmızı üzerimdeki. Oradaki hem altta hem üstte şekilde takım almıştım. Bayağı uygundu. Fiyatı tam net hatırlamıyorum. Onu mesela AliExpress'ten aldım. Kumaş kalitesi biraz kalitesiz olsa da çok güzel ya. Hoşuma gitti. Bayağı iyi. Yani beğenerek de giyiyorum. İkinci el Logitech Z120 mi almalıyım yoksa 0 Piranha mı abi, film falan izlemek için? Ne bileyim abi, bakman lazım. Benim de bakmam lazım. Hangisi alınmalısın? Yani benim şu anki bu kullandığım Piranha hoparlörü ben beğendim yani. Denenip hatta inceleme videosu da burada. Orada birazcık puanlama olarak 500, 10 üzerinden 7 mi verdim, 6 mı verdim, öyle bir şey vermiştim. Güzel yani, aslında denenebilir. Fiyatı da ucuz abi, bayağı ucuzdu. 79 liraya mı almıştım, öyle bir şeydi, 89 liraya almıştım. Bayağı iyi abi, bence iyi. Evet, Tegin. Mesela tek seferde 5 sipariş hakkımız kullanmak istiyoruz. 150 euro geçmeyen 5 tane kulaklık aldık. Yine gümrükte takılır mı? Eğer aynı paket içerisinde gelirse gümrüğe takılma ihtimali çok yüksek diyemem. Yüksek ama yine ise yüksek. Ama risk atılabilir. Kimilerinde 5 tane kulaklık geçebilir. Yani biraz gümrüğe bağlı ama normalde bu 5 adet aynı kutuda olduğu zaman yani ticari olarak bakılıyor arkadaşlar. Ticari olarak bakılıyor. Yani bunun öylesi böylesi yok. Ticari, bildiğin ticari. Bir insan aynı üründen maksimum 2 tane alabilir diye düşünüyorlar. 2'den fazlası yani ticari olarak değerlendiriyorlar. Şimdi 5 sipariş hakkımı aynı anda nasıl kullanabilirim? 5 tane siparişe ayrı ayrı kargolarda gelirse o ay içerisinde o şekilde sen bu hakkını tamamlanmış olursun. Yani bir paketin içerisinde 5 tane varsa öyle tamamlanmıyor. Merhaba, hamur yoğurma makinesi gümrükten geçer mi acaba? 150 euronun aşağısındaysa geçme ihtimali var. Çünkü 150 euronun sınırı geçmiyor. Aga, geçer. Ben olsam denerdim şansımı. Reis girdim. Nereye girdin aga? Abi pardon. Riske girdim. Bence de aga, riske gir, dene ya. Onda geçmedi, sende geçer belki aga. Yani... Risk nasıl girilir? 150 euronun aşağısındaysa girilir bence. Abi kargom şu anda gümrükten geçmiş. Bak adam riske girmiş. Kargom şu an gümrükten geçmiş. Merkezi gözüküyor. Bu ne anlama geliyor? Uzun vadeli, uzun mesafe nakliye merkezine vardı. Bu nedir? Lütfen yazar mısın? Teşekkürler. İyi geceler. Şu an gümrükten geçmiş. Merkezi gözüküyor. Ve Allah Allah. Hem geçmiş gümrükten hem de uzun mesafe nakliye merkezine varmış. Aga. Şimdi Çin bize gelmesi için Çin'in gümrüğünden geçiyor. Bu oraya mı kastediyor acaba? Çünkü uzun mesafeli nakliye merkezine vardı diyor. Uzun mesafeli nakliye merkezi bizim burası arkadaşlar. Çin'den bir mal gittiği zaman Türkiye'ye uzun mesafeli nakliye, eğer Türkiye'de vardıysa uzun mesafeli nakliye merkezine vardı anlamına geliyor. Anlamına doğmuş oluyor. Yani bence ne oldu ben de bilmiyorum. Ben de anlayamadım tam olarak. Büyük ihtimal bu Türkiye gelmiş. Yani gelmiş. Şu an gümrük işlemleri başlatılmamış herhalde. Evet, Mesut. Merhaba, ilk defa bu uygulamada sipariş vereceğim ama adres bilgimi nasıl girmeliyim? İsmimi, soy ismimi ve adresimi Türkçe mi, İngilizce mi, yoksa büyük harf mi, küçük mü yazmalıyım bilmiyorum. Bazıları Türkçe karakteri kabul ediyor diyor. Bazıları diyor, değil diyor. Anlamadım. Bu konu hakkında yardımcı olur musunuz? Aga, geçmişi söyleyeyim ben sana. Türkçe karakterle kabul etmiyor, İngilizce karakterle kabul ediyor ama bütün harfleri büyük harfle yazmalısın. Küçük de yazanlar da oluyordu, bana söylüyordu. Kabul etmiyordu, nasıl yapmalıyım? Ben dedim büyük harfle yaz kardeş, geçer. Çünkü ben öyle yapıyorum. Ben hepsi büyük harfle. Benim adım, soyadım, adres bilgileri noktasız ve büyük harfle. Kimileri de yeni güncelleme gelmiş olabilir. Türkiye'ye artık sevkiyat yapıldığı için, orada noktalı i'ler vesaire olduğu için artık noktalı vesaire yazabilirsin. Ama işi garantiye almak açısından bütün hepsini büyük yaz. Kardeşim
Orada mesela İstanbul. İstanbul'da iyi var. E sen bunu büyük yazdın İstanbul diye. Anlaşılmayacak mı? İstanbul ne lan acaba? Ha, İstanbul mu acaba diye insan düşünmüyor. Direkt ha İstanbul tamam. Mesela ne? Yani birçok örnek vermeyeyim arkadaşlar. Herkes bunu bence anlar. Anlamışsıdır. Değil mi? Merhaba, ürün gelmeden önce Gmail mesaj geliyormuş. Doğru mu? Evet doğru. Hatta SMS de geliyor PTT'den. Başka. PTT'de AliExpress'le alakalı. Abi merhaba, AliExpress'te böyle diyor. İhracat gümrük işlemleri tamamlandı. Ne zaman gelir? Daha Türkiye gelmemiş galiba. Bir de uçakla mı geliyor, gemiyle? Aga Türkiye gelmiş ya. Bir dakika, ihraç. İthal, ihraç. Aa bir dakika, bu Çin. Bu Çin'de. Ha, ihraç diyor. Gümrük işlemleri tamamlandı. Ne zaman gelir? Daha Türkiye gelmemiş. Ne zaman gelir? Uçak da geliyor. Yakın zamanda gelir. Genelde 2-3 hafta içerisinde adresinize geliyor arkadaşlar. Yani en kötü ihtimalle 4. haftada gelmiş olur bence. Evet, Öz A. TC'yi sizin yazdığınız gibi bir veya yanlış yazsak gümrükte takılır mı? Cevabınızı bekliyorum. Adamla soyadına bak. Evet, burada zaten belirtmişim. Soyad eksikliğinden takıldığını gördüm arkadaşlar. Yazıyorsunuz bana. TC'den de duymadım ama olabilir. Ben şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Eğer bir AliExpress'te sipariş verirsem TC kimlik numaramı belirtirim. Ama şöyle bir şey de yapın arkadaşlar. Bu videoda da söyledim ben. Hangi video? Birkaç video öncesinde de olabilir. Bu videoda da söylüyorum. TC kimlik numaranıza sınır koyun arkadaşlar. Benim bir tane videom var. TC kimlik numaranızı kısıtlayın diye. Siz o TC kimlik numaranızı bir başkası bilse dahi, kötü niyetli kişiler, herhangi bir şirket veyahut da o TC kimlik numarası kullanmasın arkadaşlar. Bir kısıtlama koyun. Ben ailedeki herkese yaptım arkadaşlar. Ve siz de yapın diye video çektim. Bence yapın arkadaşlar. Kısıtlama koyun arkadaşım. Senin bilgini haberin olmadan seni ne şirkete ortak etsinler ne de üzerinde bir şirket açsınlar arkadaşlar. O gibi güvenlikleri yapın bence. Başka sorulara bakıyorum. Ali Türkmen DHL. Tamam, buna cevap vermiştim arkadaşlar. Şimdi gelelim endeks analizine. Arkadaşlar endeksimiz bildiğiniz üzere düşüşte ve bence güzel düşsün. Çünkü neden? Düşmesi gerekiyordu arkadaşlar. Hedefleri var çünkü. Bak, yatırım tavsiyesi değil de benim kendi bir düşüncelerimdir arkadaşlar. Ben 3-4 kişi takip ediyorum arkadaşlar. Onların genel kapsamlı konuştuklarını size aktarayım. Arkadaşlar endeksimizin 6000 ve 8000 hedefleri var. Öyle söyleniyor. Şimdi millete buralardan toplattırdılar. Hatta şuralardan toplattırdılar arkadaşlar. Şimdi bakın endeks böyle düşüşe devam ediyor. Düşmesi normal arkadaşlar. Çünkü bak, bu görmüş olduğunuz böyle arada bir soluk alarak yüzde kaç kazandırmış kardeşim? Bak kaç kazandırmış? %85. Hatta %100'dü ya bu. %100'dü. Şuradan bir bakayım şuraya ben bir. Bakayım. Tamam, bir yerlerden %100 kazandırdı arkadaşlar. Dolar bazlı %100'e yakın kazandırdı. Düşmesi normal arkadaşlar. Çünkü yabancılar da almak istiyor bizim endeksimizden. Çünkü ucuz. Hem dolar bazlı ucuz. Hem de normal iç piyasada da zaten ucuz arkadaşlar. Dolar ne oluyor? Yükseliyor. Endeksimiz daha da ucuz diyor. Yabancı da bunu istiyor. Bize dolar yukarıdan kitleyecekler. Aşağılardan kendileri borsayı toplayacaklar arkadaşlar. Bakın bugün güzel bir eksiyle kapattı. Bu düşüşü depremi bahane ederek de yapmaya başlamışlardı arkadaşlar. Sonra iptal ettiler o düşüşü. Tekrar yukarı çıktı. Sonra seçim nedeniyle ortada bir belirsizlik var. Doğru, belirsizlik var. Bu nedenle de arkadaşlar düşüşler devam ediyor. Benim mesela benim bir hedefim vardı arkadaşlar. 4500'dü. Onun aşağısını gelince böyle az 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 toplamaya başlayacaktım. Tamam mı? Bak, ben burayı düşse de toplayacağım. Buraya düşse de toplayacağım. En kötü ihtimal buraya kadar gelebilir. Niye gelmesin? Bir dolar bazlı da bakalım. Dolar bazlı nerelerde onu bir görün arkadaşlar. Bak, buralara tekrar tepki yapabilir. Bunun beklentisi şu banda girerse var ya, bayağı beleş olacak gibi geliyor bana arkadaşlar. Bak, şu an kaç kaybetmesi lazım? %5'i var zaten. 20 diyelim. %26. Bak, süper seviyeler. -%26. Yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar, eğitimdir. Böyle bakın yani. Hem buradaki TL bazlı bakın, hem de dolar bazlı bakın. Dolar bazlı diyor ki %5'i var kardeşim diyor. Bak %5. Ya buraya denk geliyor. Tamam, TL bazında da burası gözüküyor. Buradan sonra bir yukarı doğru biraz tepki yapabilir. Ama sonra %26'lara falan var diyor. Bak, şuralara gelebilir diyor.
Bak yani 3500 de diyen vardı şöyle. Bak bu seviyeler güzel diyor. Buraya kadar gelebilir diyor. Hatta en kötü ihtimalle senaryosu 3000 bandı arkadaşlar. Şu taraflara sarkabilir diyor. Gelebilir mi? Ortada belirsizlik var. Seçime bahane edip böyle düşürebilirler. Ama buralardan artık 4500'lerden kademeli kademeli. Az az kardeşim. Tamam. Hedefi var 6000'de. Güzel de sen buradan komple girmeye gerek yok ki. Bekle kardeşim. Çünkü kimse yani bunu ben daha iyi bilemem arkadaşlar. Bu endeks nereye kadar düşeceği belli değil. Sadece tahmin. Düşebilir buraya kadar. Hatta bugün bir tane videoda 2500'de söylendi. Bak neden olmasın değil mi? Bu belirsizliklerde, bu seçimin belirsizliğinde. Neden olmasın? Ama kademeli olarak yavaş yavaş şuraya kadar toplansa böyle oh rahat. Çünkü millete burada kilitlediler. Şu an 4 saatlikte şurada yukarı yönde bir tepki yaptı arkadaşlar. Aslında bak güzel yeri yani çizmişiz. Bak yani Fibonacci düzeltmesi buraya gösteriyor. Buraya da en kötü diyor. Benim tahminim, benim yorumlar sana, benim yorumum. Bana göre yatırım yapmayın. Tamam, başka da diyecek bir şey yok arkadaşlar. Sorunuz varsa YouTube'un yorumlar kısmına yazarsanız güzel olur. Instagram'dan yazmayın. Cevap vermiyorum. Çünkü tek senle ben görüyorum. Başkası görmüyor. Ben herkesin görmesini istiyorum. O şekildeydi. Evet, bir videodan sonra geldik. Umarım video beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkes kendine baksın. Bye bye.